Evet, bugün mükemmel bir bölüm ile karşınızdayım. Sakat oyuncularımız yavaş yavaş geri dönüyor ve bugün sizlerle beraber onların hepsini transfer edeceğiz. Yani gerçekten harika bir bölüm olacak bu videoyu sizlerden arkadaşlar. Yani atabildiğiniz kadar like atın, hepsine hayırlı olsun diyorum. Umarım futbol hayatlarında tekrardan başarılı olurlar. Bu arada sakat oyuncularımız geri dönüyor. İkisi sakat, birisi de yeni bir efsane bir transfer alacağız. 2 gün aradan sonra Süper Güç bölümü geliyor. Daha fazla gelmesini istiyorsanız dediğim gibi videoya like atın. Videoyu baştan sona izleyin ki hiçbir detayı kaçırmayın. Efsane transferler yapacağız. Efsane oyuncular transfer edeceğiz. Ve gerçekten mükemmel şeyler olacak bugün. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi videoyu kesinlikle baştan sona izleyin. Like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz, yeniyseniz abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar. Bu benim için gerçekten çok önemli. Yeniyseniz abone olun, bildirimleri açın. Evet, şimdi efsane transferlerimize başlıyoruz. Mükemmel transferler. İlk olarak arkadaşlar yanlışlıkla açık kalmış ekranımda. O yüzden Çitlenbik Onyekuru'yu, Galatasaray'a transfer olan, yeniden dönen Çitlenbik Onyekuru geliyor. Ve diğer ikisi de sakatlıktan dönen oyuncular olacak. Hepsine hayırlı olsun diyorum. Çok istediğiniz efsane bir oyuncu vardı arkadaşlar. O yüzden onu alacağım. Sonrasında sakatlıktan dönen başka da bir oyuncu var. Onu da çok istersiniz diye düşünüyorum. Onu da alacağım. Mükemmel bir takım olacak. Yorumlara bütün transferleri yaptıktan sonra arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum bu arada. Kimi istiyorsanız söyleyin, onu alalım yani. Ben der dediğinizi yapıyorum zaten. Bunlar da çok istediğiniz oyuncular da, ancak önce Onyekuru'yu alıyorum abi. Direkt yükselteceğim. Yani kimin yerini aldığımın hiç önemi yok benim için. Yani geri Rodriguez yerini almışım falan hiç fark etmez. Onyekuru senin niye boost'un yok ya? Adamın boost'u yok abi. Şimdi boost'unu yükselteceğiz 2 saat ama öncesinde. Abi geri Rodriguez'i bütün kadrolardan bir çıkarmam lazım. Yani diğer kombileri bir sileyim öncesinde. Diğer bu 11'leri silelim. Geri Rodriguez çünkü basacağız. Yani Onyekuru'ya geri Rodriguez'i basacağız arkadaşlar. Bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Onyekuru'yu basmak durumundayız. Bayağı bir coins gidecek bu arada. Çok üzülüyorum şu an. Ya da 100.000 XP mi bassam direkt? 83 olur. 85 yapsak şimdilik ne olur? Bence okey olur abi. Çünkü Onyekuru mu geri Rodriguez mi isterseniz, o konuda ben bilmediğim için, şu an emin olamadığım için, kararsız olduğum için. Aa, ben takıma boost basacaktım. Ama bu boostları da beleş basmazsam ne olur? Vallahi sıkıntı olabilir ha. Dur abi dur. Vallahi kötü durumlara düşebiliriz ama. Ben... Kuzgen boost. Evet. Tamam. Bunları çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar. Onyekuru'yu o zaman 85 reytinge yükselttim. Onyekuru aldığım gibi. Abi ben ne yaptım? Şu an çok büyük bir hata yapmış olabilirim. Abdülkadir Ömür'ü alacağım. Abi lütfen coins'im yetsin. Lütfen coins'im yetsin. Abdülkadir Ömür takıma geliyor. Yükseltebildiğim kadar yükselteceğim arkadaşlar ama coins'imin de yetmesi lazım. Efsane transferler yapacağız ama bu bölümlük coins'im yetmeyecek mi acaba diye korkmuyor değilim. Yani nasıl böyle oldu bir anda? ABD yazarsam herhalde çıkar Abdülkadir Ömür. Evet, Abdülkadir Ömür çıktı abi. En ucuz şekilde alalım lütfen. Abi az yükseltiyorum diye, az coins veririm diye düşünmüştüm. Öyle olmadı. Vallahi coins'im bitti. Battı hesap. Hesap batmasa sıkıntı değil. Hesaba coins'i ayarlarız da. Abi Abdülkadir Ömür'ü ben şimdi nasıl yükselteceğim? Abi 351 bin coins'i yükselir mi ki 90'a? 90 yapmayı planlıyordum ben Abdülkadir Ömür'ü. Nasıl yapacağız acaba? Daha 3. transfer de var. Mükemmel abi. Her şey şu an harika gidiyor. Abi hadi çabuk. Birazcık hızlı olur musun? Vallahi sinirleniyorum. Hadi. Bir de internet yavaşladı. Harika gerçekten. Bakalım abi coins'imiz bitecek. Batacağız mı yoksa... Ne olacak? En azından 80 yaparız ama bakalım. Ah abi, yükselteceğim. Söz veriyorum. Bir sonraki bölümde abi yükselteceğim. Şu anlık bir 80 yapabilsem yemin ediyorum içim rahatlayacak. Allah'ıma şükürler olsun ki 80 reyting yapabiliyorum. Arkadaşlar vallahi Abdülkadir Ömür bir sonraki bölümde 90 reytinge yükselecek diye düşünüyorum yani. Bu adamı çok istiyordum yükseltmek. Bir anda coins bitti. Yani ne olduğunu anlamadan coins bitti. Her neyse. Bir de sol bek. Hasan Ali Kaldırım. Mükemmel bir oyuncu. Bu arada kadroda bir değişiklik de yapacağız. Onu da merak etmeyin. Max Kruse'ye de az kaldı ama durun. Ama Max Kruse için birazcık bekleyin. Öncelikle bir Hasan Ali Kaldırım. Hesaba coins kasmamız lazım bu arada yakın zamanda. Bakalım nasıl olacak. Onu da bilmiyorum ama şöyle 47 bin coins yazalım fiyat olarak bir. Abi kaliteyi değiştirelim. Fiyat 47 bin coins yazalım. O yüzden çok şey yapma. 9 binliği alalım. Tamam, o kadar da bakmayalım. O kadar da abartmayalım. Hasan Ali senin de 85 yükseltebilirsen bana yeter ama galiba yükseltemeyeceğim abi. Hasan Ali'ye Nova basabiliriz aslında. Ama şöyle bir durum var. Nova'yı bassak ne olur acaba Hasan Ali'ye?
Abi ben çok fena gaza gelmiştim. Bir sonraki bölüm bütün takımı 87 yapacağım demiştim. Transferlerden dolayı bir gariplik oldu. Ve arkadaşlar Hasan Ali de 85 rating yapamıyoruz. Gerçekten harika. En azından 80 yapabilir miyim peki? Arkadaşlar Hasan Ali kaldırımı transfer olarak aldık. Ama takımda bu şekilde dursun. Şimdilik Novak'a koyuyorum. Hasan Ali kaldırım da geri döndü. Abdülkadir Ömür'ü aldım. Onyekuru'yu aldım. Şimdi ne oluyor abi? Burada Hasan Ali kaldırım olduğunu düşünürsek. Eğer burada Hasan Ali kaldırım olduğunu düşünürsek. Kaç tane Fenerbahçeli oldu? 2 tane. Galatasaraylı oyuncu sayısı 3. Beşiktaşlı oyuncu sayısı 3. O yüzden abi buraya Vedat Muriç'i alıyoruz. Bu videoluk çünkü her şeyden 3'er tane var. Bir tek hani Fenerbahçeli 2 tane kaldı. O yüzden Vedat Muriç'i aldım. Zaten Trabzonsporlu transferler var. Burada da Novak duruyor şu anlık. Buraya Hasan Ali gelecek. Ondan da haberiniz olsun arkadaşlar. Daha efsane mükemmel transferler yapacağız. Merak etmeyin. Oyuncuları daha basamadım. Basacağım. Mükemmel oyuncular olacak. Yedekte de oyuncularımız var. Hangisi o hafta iyi oynarsa onu da kullanacağız. Ancak abi yakında mükemmel şeyler olacak. Bugün bir maç oynayalım. Kadromuzun bir son halini görün. Yükseltmelerimizi yapabildiğimiz kadar yaptık. Yani şöyle baktığınız zaman abi bir anda adamı yani kaç rating yükseltebiliyoruz? Mesela ben Vedat Muriç'i bir anda 92 rating yapsam kimse hiçbiriniz bir şey yapamazsınız ve şu an 93 ratinge bir coin'si yükseltebiliyorum. Yani gerçekten müthiş. Ya gerçekten harika. 94'e yükselmiyor ama 93'e yani nasıl olur ki acaba? Hiç 93'e adam yükseltmedim galiba bu dönemde. Bunlara baksana abi asıl fiyatı yani bak şu anda 4.91'e ve bir de yükseltemiyorum bile. Abi hesap şu an çok mu iyi çok mu kötü ben arada kaldım. Gerçekten garip bir durumda hesap. Her neyse bir maça girelim bakalım neler olacak. Güzel bir videoya başladık. Güzel bir giriş yaptık. Sonrasında garip şeyler oldu. Ama bakalım bir tane maça bir girelim abi. Sonra 50 binlik bir paket açarız en azından. Yani yapacak bir şey yok. Yani bilmiyorum bir anda bir şeyler oldu. O Diallo'yu yakında satmamız lazım abi. Oyuncuların bir değerlerine bakalım o zaman. Bir sonraki bölümde asıl bombayı patlatıyorum. Geçen bölümde istediğim like sayısını atsaydınız zaten ben coins bile satın alıp size bütün oyuncuları 87 üstü yapardım. Ama istediğim like sayısı zaten gelmemiş. Yine yapmaya çalışacaktım ama şu anlık olmadı. Ama olacak arkadaşlar merak etmeyin. Zor bir maça girdik. Takımımızın reytingi 98'e düştü. Ama bir anda 102'ye falan yükselecek. Arkadaşlar bu takımı bir anda yükselteceğim ben. Gerçekten harika olacak. Şimdi şöyle bir Onyekuru'yu falan bir deneyeceğiz ama. Bakalım Boateng falan da var şu an takımda. Bakalım neler olacak. Çitlen bir Onyekuru sadece yani 80'e mi yükseldi? Onyekuru'yu da 80'e yükseltebildim değil mi galiba? Onyekuru'yu ne kadar yükseltebildim? Onyekuru'yu 85 yapmış da olabilirim. Lütfen bir tane gol atabilir miyim? Tamam birazcık kötü takım da o kadar da abartmazsak sevinirim. Abdülk abi çok iyi bu arada. Harbi Türk Messi abi bu hali. Abi gerçekten çok bileklerine hakim bir oyuncu olarak görünüyor. Emre Belözoğlu frikik kaçırmıyor bu arada oyunda arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Vedat Muriç. Yükselmen lazım senin ben onu anladım. Onyekuru. Çitlenbik. Çitlenbik. Abdülkadir Ömür kafa golü attığını düşünsenize. Saçma olmaz mı diyordum. Kafa golü attı. Abdülkadir Ömür'le gol attım. Onyekuru da asist yaptı. Yeni transferler bomba gibi şu anda. Harika ilerliyor. Hasan Ali kaldırımı da kadroya koyup videonun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde efsane ötesi yükseltmeler yapacağım size. Merak etmeyin gerçekten harika şeyler yapacağız. Ama abi bir kadromuzun son halini görelim. Bir sonraki bölümde yapacaklarımı şimdiden spoilerını vereyim. Heyecanla beklemede kalın. Mükemmel şeyler yapacağız. Hemen bir kadromuza girelim arkadaşlar. Gerçekten kadro zaten şu anda harika görünüyor. Bir sonraki bölümde yani bütün oyuncular 87 artı olacak bir kere. Ve şöyle olacak. Abdülkadir Ömür kesin 90 rating olacak. Yani 90 rating olmadan ben video atmayacağım. Şöyle bir bakayım abi. Şu ad abi çok düşük fiyatları ya. Miranda'yı satarım. Miranda daha ne kadar artar bilmiyorum ama yani Diallo gerçekten çok düşük. Endombele'yi de satarız. Walshimmet şimdilik dursun. G'ye de satılabilir. Yok. Abi Miranda ile Endombele'yi satarım da Diallo niye artmıyor? Yani Diallo gerçekten çok düşük. Bir Diallo'nun fiyatına bakalım. Çünkü coins kasma. Yani abi 800 bin coins'e var mı? Bir ona bakalım. 800 bin coins'e etmiyorsa daha şu an satmam abi. 800 bine en azından geçsin diye düşünüyorum. Yok abi etmiyor. 750 bin coin istiyor. Belki 750 bin coins'e satarım abi. Diğer bölümde zaten çaresiz kalırsam satmak zorunda kalacağım. Her neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoya like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Bu arada abi şöyle bir şey yapalım. İlk 11'lerimize bir girelim. Oluştur diyelim. En yüksek halini bir göstereyim size kadronun. En yüksek hali şöyle oluyor. Tabi takımları filan şey ama şöyle kadronun en yüksek halini bir görmüş olun. 101'ken 121 kimya oluyor ama diğer orada isim diye yapıyorum. Adam geliyor yine. Gerçekten çıldıracağım. Yani kadromuzun en iyi hali 101 rating oluyor zaten. 102 ratinge de çok az kaldı arkadaşlar. Çok az bir şeyimiz kaldı. Onu da yapacağız. Ancak öncesinde mükemmel yükseltmeler yapacağız. Yani bu geride kalan oyuncularla bayağı bir yükseltme yapacağız. Onun için de böyle bir miktar coins lazım. Onları da hallettikten sonra sizlerle beraber harika ötesi şeyler yapacağız.
Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Harika videolarla devam ediyor olacağız Süper Güç serimize. Yani oyun biraz daha ilerlesin, kolaylaşsın zaten. Yani kadroyu efsane ötesi haline getireceğim. Bunu merak etmeyin. Efsane olacak yani. Bu videoda sadece efsane olacak dedim ama gerçekten efsane olacak. Neyse, o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Şuradan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak efsane ötesi mükemmel bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten oralarda harika videolar var. Kesinlikle o videolara gitmeyi unutmayın. Hoşçakalın, seni gerçekten çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın. Ve bye bye.